Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, cevizli Şam tatlısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım ki şerbetimizin soğuması gerekli. Tencerenin içerisine 4 su bardağından 1 parmak eksik şekeri alalım. Üzerine 3,5 su bardağı su ekleyelim. Ve bir dilim limon atarak ocağa alalım. Harlı ateşte kaynayana dek ara ara karıştıralım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını biraz kısalım. Kısığa yakın orta ateşte yaklaşık 15 dakika kadar şerbetimizi kaynatalım. Şerbetimizin kıvamının biraz koyulaşması gerekli. On beş dakikanın sonunda ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Tatlımızın harcı için karıştırma kabının içerisine yarım kilo yoğurdu alalım. Sulu kısımlarıyla birlikte ekleyebilirsiniz. Üzerine 2,5 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Çırpıcı ile biraz karıştıralım. Yarım kilo yoğurt bu arada 2,5 su bardağı kadar geliyor. Üzerine yarım kilo irmik ekleyelim. Ve bir dolu çay kaşığı karbonat, bir dolu tatlı kaşığı tarçın ekleyelim ve tekrardan güzelce karıştıralım. Dikdörtgen borcamı tereyağı veya margarinle her tarafına gelecek şekilde güzelce yağlayalım. Ve harcımızın yarısını üzerine dökelim. Üzerine bir kase kadar iri çekilmiş cevizim var. Serpiştirelim üzerine. Cevizin bir kısmını serpiştirelim. Ve kalan harcımızı yine üzerine dökelim. Ve tekrardan üzerine iri çekilmiş ceviz serpiştirelim.
170 derecelik ısınmış fırına orta gözün bir alt rafına olacak şekilde yerleştirelim. Ve üzeri kızarana dek yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirelim. Ve nar gibi kızarmış olan tatlımızı fırından alalım. 1-2 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra sıcak tatlının üzerine ılık şerbetimizi dökelim kepçe ile. Yani tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olmalı. Bakın hemen çekti şerbeti gördüğünüz gibi. Oda sıcaklığına geldiğinde üzerini streç filmle kapatalım ve buzdolabında en az 2-3 saat kadar bekletelim. Ben yaklaşık 1,5 saat kadar beklettim buzdolabında. Dilimler halinde keselim. Ve şam tatlımız servis için hazır. İsterseniz bir gün önceden şerbetleyerek buzdolabında bekletebilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır tadı. Bakın kıvamında görüyorsunuz. Harika oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.